Web TV ekranlarından herkese merhaba, ben Tugay Can. Bugün tiyatro konuşacağız. Konuğum tiyatro oyuncusu Medine Çam. Medine hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, hazırlık yapıyoruz, eğlenceli. Evet, yoğun bir hazırlık sürecindesiniz. Ona gireceğiz ama Türkiye Tiyatro Buluşması adı altında bir 13.sü düzenlenecek bu sene. Nasıl başladı? Türkiye Tiyatro Buluşması nedir? Oradan bir girelim, nasıl bir şeydir Türkiye Tiyatro Buluşması? Türkiye Tiyatro Buluşması aslında bundan işte 13 sene önce Yeni Kapı Tiyatrosu ilk kurulduğu zamanlarda ekibin bir festival alternatifi arayışıyla ortaya çıkmış bir etkinlik. O dönemde bu konseptte çok fazla festival yoktu. Ben gerçi 4.sünden sonra dahil oldum ama o sürece de hakimim anlatılanlardan. Bu festivalin temel bir amacı var. Genç insanlar, genç katılımcılar, öğrenciler, genç tiyatro insanları ulaşamayacakları, normal şartlarda ulaşmakta çok zorluk çekecekleri insanlara, hocalara, alanında uzman kişilere bizim festivalimizde neredeyse hiçbir hazırlık yapmadan, sadece internetten bir başvuru formu doldurarak ne işte maddi bir karşılık beklenerek ne bir seçilme yapılarak direkt dahil olabiliyorlar. Bizim festivalimizin amacı biraz daha festivallere alternatif bir biçim yaratabilmekti. Alternatifliği de şuradan geliyor. Dediğim gibi yani kolektif bir ortamda, kolektif bir üretim ortamında tiyatro insanlarının tanıştığı, tartıştıkları, birlikte ürettikleri bir biçim yaratabilmek amacı buydu. Ya bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk kez Türkiye Tiyatro Buluşmaları sizin başlattığınız, yani senin 4.sünde dahil olduğun süreçte başlıyor. Bu sene 13.sü düzenlenecek. Çok birbirinden önemli isimler geliyor. Evet. Biraz bu şeye dair konuşalım istiyorum. 13.sünde neler olacak? Nasıl başvurabiliriz? Orada nasıl yer alabiliriz? Ve orası katılımcılara ne sunuyor? Tamam. Çok sordum. Çok sordum. Sıra sıra tekrar açacağız. Tamam. Şimdi festival ilk zamandan beri, ilk festivalden bu yana sürekli kendini ilerleterek, üzerine bir şey koyarak, kendini eleştirerek ilerliyor. Her festival bitiminde biz kendimize soruyoruz. Bu sene ne yaptık? Nerede yanlış yaptık? Daha iyi, nerede ileri gidebiliriz? Ya da yeni bir şey deniyoruz mesela. Bu nasıl oldu? Oldu mu, işledi mi, işlemedi mi? Ona göre diğer festivallerde kalıcı bir bölümümüz oluyor. Ya da tek festivalde deneyip sonra başka deneyimler açılıyoruz. Festivale bugüne kadar çok fazla insan katıldı. Yani Ferhan Şensoy oyun oynadı. Bu sene Rutka Aziz, Taner Barlas, Adaletsizsiniz oynayacak. Ben bu senenin oyunlarını sayayım ilk önce. İlk gün Adaletsizsiniz var. Rutka Aziz ve Taner Barlas'ın oynadığı. Biz de çok heyecanlanıyoruz onun için. İkinci günümüzde Gölgesinde Çınar'ın oyunu olacak. Samsun Sanat Tiyatrosu'nun. Üçüncü gün Gaziemir Belediye Tiyatrosu Diktat'ı oynayacak. Dördüncü gün Trom Tiyatro Hemhal, İstanbul'dan bir tiyatro oynayacak. Tek kişilik bir gösteri, çok etkili bir gösteri o da. Ve son gün kapanış oyunu olarak Anlatılan Senin Hikayendir oynanacak. Levent Üzümcü tarafından. Oyunun yazarı Cengiz Toraman da orada olacak. O da bizim için çok etkili bir deneyim olacak. Ve yine Tiyatro Hemhal'den Dirmit oyunu var. O da tek kişilik deneysel bir çalışma. Oyunlarımız böyle ama geçmişte bugüne kadar Ferhan Şensoylardan tutun işte Mahşer Cümbüş'e kadar konserlerin, oyunların çok fazla olduğu, hem ustaların geldiği hem de deneyen insanların, yeni akımların vesairelerin hepsinin bir arada buluştuğu festival aslında. Geçmişten bugüne böyle bir yönü var. Festival denince aslında böyle tiyatro pek fazla akla gelen bir şey değil. Festival denince insanların aklına daha çok müzik geliyor. Tiyatro festivali içerik bakımından oraya katılanlar açısından nasıl oluyor? Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii. Şimdi bizim festival aslında birazcık konsantre bir akademi gibi diyebilirim. Bu biraz iddialı olabilir gerçi ama konsantre bir çalışma aslında. Çünkü bizim programın neredeyse her dakikası dolu. Biraz bundan dolayı şikayet aldığımız da oldu. Bizi sürekli çalıştırıyorsunuz, ne zaman denize gireceğiz biz falan diye. Bu sene ona da bir çözüm bulduk. Festivalde 3 seans atölyelerimiz var mesela ve yaklaşık 14 atölyemiz var toplamda. Yine alanında uzman insanların verdiği atölyeler bunlar. O atölyeler sonrasında seminerler, söyleşiler gerçekleştiriliyor. Akabinde oyunlar gerçekleştiriliyor ve gecede tiyatro sohbetleri ya da müzik dinletileriyle ilerliyor program. Zaten tüm programa tiyatrobuluşması.org adresinden ulaşabilirler izleyicilerimiz.
Buradan izleyicilerimize bir çağrıda da bulunalım. Bu yayını paylaşın. Medine Çam'ın ve tiyatrocuların sesi daha fazla kişiye ulaşsın diyelim. Sorularınızı ve görüşlerinizi tiyatroya dair yorum olarak bekliyoruz. Diyelim ki ben bir katılımcıyım. Katılmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Çok basit. İşte bahsettiğim bu siteden başvuru formuna, başvuru bölümü var. Başvuru bölümüne gelip formu doldurup onaylayıp başvurabiliyorsunuz. Ön kayıtınız burada tamamlanıyor. Bir de kamp alanına girişte kaydınız tamamlıyor. Yani ön kayıt orada oluyor. Kesin kayıt kamp alanında giriş yaptığınız zaman oluyor. Onun dışında herhangi bir şey istenmiyor katılımcıdan. Çadırını al gel zaten sloganımız. Çadırını alan, tiyatro ile ilgilenen, tiyatroyu seven, işte oynama, oyuncu olarak işte yönetmenliğine merak salmış, yazarlığa merak salmış, seyirciliğe merak salmış. Herkesin katılımına açık bir etkinlik. Burada onu söyleyeyim, bugün başvurunun son günü. Bugün son günümüz. Evet, siteden bugün akşama kadar. Şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Yönetmen arkadaşımızdan da rica ederiz. Yayın YouTube'a yüklendiği sırada biz de o linki aşağıya koyarız. Böyle ulaşmaları daha kolay olur. Yani kaçırmayın derim. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Ben yine katılımcıyım. Bir tiyatro grubuna dahil değilim. Hı hı. Bireysel olarak başvuru yapabiliyor muyum? Tabii ki yapabiliyorsunuz. Zaten formda şöyle bir ibare var işte isim soyisim falan klasik. Sonrasında bir ekibe üye misiniz diye bir bölüm var. Ekibe üyeyseniz onu yazıyorsunuz. Ekibe üye değilseniz yazmıyorsunuz. Sonrasında atölyeleri seçiyorsunuz. Yani herkesin katılımına açık bir etkinlik bu. Atölyelerde birazcık ona göre düzenlenmiş atölyeler. Mesela Ayşe Emel Mescin'in verdiği Meyerhold Oyunculuğu diye bir atölyemiz var. Bu oyunculuğun çok özel bir alanını ilgilendiriyor ve deneyimli, oyunculuk üzerine deneyim sahibi olmuş insanların biraz daha faydalanabileceği bir atölye. Ama hiç atölyeye girmemiş, hiç tiyatroyla ilgilenmemiş bir insanın bile katılabileceği, keyif alabileceği atölyeler var. Mesela tango atölyemiz var. Tango atölyesi herkesin katılımına açık. Faysal Tekoğlu tarafından veriliyor. Kendisi Arjantin tangosu konusunda çok deneyimli bir hoca. Zaten artık festivalin organizasyonundan biri gibi yani bizim için. Onun gibi atölyelerimiz var. Yani her kesimden arkadaşımıza açık, herkesin gelebileceği bir etkinlik. Ben biraz şeye dalmak istiyorum, atölyelere biraz derinlemesine dalmak istiyorum. Mesela ne atölyeleri var? Elimizde şey de var aslında, şöyle göstereyim kameraya da. Atölyeleri teker teker olmasa da en azından çok değerli bulduklarını kısaca bahsedebilir misin? Elbette de, hepsi de değerli. Hepsi çok değerli insanlar. Haksızlık yapmış olmak olmasın ama kısaca bahsetmek isterim. Ya mesela tüm festival süren atölyeler de var. Tek günlük ya da iki günlük minik atölyelerimiz de var. Mesela Ali Hakan Beşen kendisi devlet tiyatrosu sanatçısı, devlet tiyatrosu oyuncusu. Çok deneyimli bir oyuncu. Oyunculuk workshop'u veriyor ilk gün. Sonra Şan Atölyesi var. Çağrı Hoca, Çağrı Özgür'ün şehir tiyatrosundan. Muhteşem bir kadın. O Şan Atölyesi veriyor. Işık Atölyesi Yüksel Aymaz yine şehir tiyatrosunun ve Türkiye tiyatrosunun en iyi ışıkçılarından biri zaten Yüksel Hoca. O Işık Atölyesi veriyor. Nebil Sayın yine oyuncu hocamız oyunculuk atölyesi veriyor. Temel oyunculuk üzerine verecek o. Orhan Alkay geliyor yine şehir tiyatrosundan reji atölyesi yapacak. Bunlar bireysel olarak beni de şu an çok heyecanlandıran atölyeler. Gerçi biz organizasyondan olduğumuz için çok dahil olamıyoruz çalışmaktan ama bir şekilde kenarından köşesinden izlemeye çalışıyoruz. Yazarlık var, Nimet Erdem veriyor, çok değerli. Burçak Gölgeli ilk defa festivale katılıyor. Yaratıcı olmayan yazarlık resim atölyesi koydu atölyesinin adını. Onu da merak ediyoruz nasıl olacak. Kemal Oruç yine yaratıcı drama dersi veriyor. O da çok sayıda festivale katıldı. Yine Ayşe Hoca'yı saydım zaten. Ayşe Emel Mesci, Türkiye'de Meyerhold oyunculuğu üzerine sayılı isimlerden biri. Dramaturgi Atölyesi Sinem Özdek Şehir Tiyatrosu'ndan yine o da çok tatlı bir hocamız. Meltem Yorulmaz geliyor bu sene. Baleden kendisi de, Devlet Opera Balesi'nden. Neşeli Ayaklar Dans Atölyesi yapacak. Onunla da ilk defa bu festival çalışacağız. Yine festivalimizin çok büyük katkı veren hocalarımızdan biri Orhan Aydın geliyor. Sokak Tiyatrosu üzerine bir sohbet yapacağız onunla. Yani bazı hocalarımız yeni giren, yani yeni dahil olan, ilk defa gelen festivale insanlar. Bazıları yıllardır gelen ama mesela işte atıyorum Orhan Hoca Alkaya program yoğunluğu nedeniyle birkaç festivaldir atölye yapamıyordu. Bu sene sıkıştırdık onu. Dedik hocam bize reji verin. Yapacak inşallah. Onun için de unuttuğum varsa çok ayıp olur. Hemen bakıyorum. Şöyle girmek isterim ben de. Tabii. Orhan Aydın denince aklıma direkt Urla'da gözaltına alınma süreci geldi. Evet. Şunu ben çok merak ediyorum. Mesela tiyatro yapıyorsun Türkiye'de, İzmir'de.
bu imkanı bulabiliyor musun? Rahat mı? Rahat bir meslek mi? Oyuncu olup hayatımız kurtuluyor mu mesela? Ya şöyle aslında, zaten tiyatro festivalin sloganı tiyatro özgürleştirir. Bizim ümidimiz de o, inancımız da o. Yani biz bu festivali Yeni Kapı Tiyatrosu adıyla başlattık. Yeni Kapı Tiyatrosu 2015 yılında kanun hükmünde kararnameyle kapatıldı. Evet. OHAL dönemi. Biz ama festivalimize devam ettik. Biz bir sokak tiyatrosuyuz. Yani resmiyette kapatılmak bizim için çok bir şey ifade etmedi açıkçası. Biz tiyatronun özgürleştirdiğine gerçekten inanıyoruz. Yani bizim Nazlı Masatçı, oyuncu arkadaşımız, aynı zamanda genel sanat yönetmenimiz 5 aylık bir sürede cezaevinde evet. kaldı. Oynadığı bir oyundan kaynaklı yattı bu cezayı. Ve hangi oyundan kaynaklı? Palto isminde Palto. Bir oyunumuz vardı bizim, sokak oyunu. Onun dışında bir tane de performansı vardı. 2 ayrı cezadan yaşadı bu durumu maalesef. Onun dışında Türkiye'de 2 arkadaşımız daha var. Yeni cezaevinden çıktılar. Onlar da tiyatro sanatçısı. Biri tiyatro dramatik yazarlık öğrencisi Gizem Yerik. Diğeri de Cenk Dostverdi. O da bir sosyal medya paylaşımından dolayı içerideydi. Çünkü hepsi şu an dışarıdalar. Umarım festivalde katılacaklar. Yani özeten bizim Orhan Hoca için de aynı şey geçerli. Zaten o da duruşuyla her zaman gösteriyor kendini. Diğer katılımcı bütün hocalarımız da aynen öyle. Yani bu insanlar tiyatronun özgürleştirdiğini, tiyatro yapmanın, sanat yapmanın suç olmadığını, bizim sloganımız vardır, sanatta işlenebilecek suç yoktur diye. Yani sahne üzerinde bir suç işleyemezsiniz. Sahne üzerindeki sanatçı özgürdür ve öyle olmalıdır. Üretimini ancak böyle kaliteli bir şekilde yapabilir. Zaten temel inancımız tiyatro özgürleştirir bizim. Yani koşullar ne olursa olsun, bu zamana kadar ne olmuşsa olsun. İlk bizde değildi sonuçta bu durum. Bizden önce yani Erkan Yücel'ler var, Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu ekip var, Ankara Sanat Tiyatrosu. Yani yeni şeyler değil bunlar. Oyun yasaklamalar, oyuncuların oynamasını engellemeler, bunlar yeni değil. Ama aşılıyor. Aşılıyor. Sıkıntı yok. 5-9 Ağustos tarihleri arasında olacak. Biz de o İzmir TV ailesi olarak orada olacağız. Evet. Canlı yayınlar ve röportajlarda varlığımızı sürdüreceğiz. Son olarak, yani sona yaklaştık fakat devam edebiliriz. Senden bir kısa bir çağrı almak istiyorum. Ardından şeye dair, yeni programına dair, burada programa başlayacaksın. Evet. Onun müjdesine dair birkaç kelime etmek isterim. Bu tiyatro buluşmasına dair İzmirlilere, Türkiye'deki tiyatro severlere ne söylemek istersin? Türkiye Tiyatro Buluşması kolektif emeğin ürünü olan bir etkinlik. Yani evet, temelinde bunu biz devam ettirmeye çabalıyoruz ama mesela bu sene yardımcı olan, festivale, organizasyona omuz veren çok fazla arkadaşımız var. İktisat oyuncuları, Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu, onlar mesela organizasyon komitemizde artık bizim. Onun dışında hocalarımızdan çok destek alıyoruz. Onlar hep sürekli katkı koymaya çalışıyorlar. Zaten festivallere hiçbir başka bir şey, başka bir çıkar gütmeden festivallerimize sürekli dahil oluyorlar, destekçiler. Böyle bir festival bu. Yani insanlara söyleyebileceğim tek bir şey var. Gelin beraber eğlenelim, beraber üretelim. Beraber yapalım bunu. Yani yanlışıyla doğrusuyla tartışalım ve daha iyisini yapalım. Temel çağrımız budur yani. Şunu kapatmadan önce, yani bu konuyu kapatmadan önce, ilgi, destek, İzmirlilerin tiyatroya bakış açısını mesela nasıl buluyorsun? Ya şey söyleyeyim bu arada, sen de söyledin az önce. Mesela İz Gazete festivalimize dahil olacak bu sene ve kurulduğu zamandan beri zaten İz Gazete her alanda bizimle beraber çalıştı. Biz onlarla beraber, yani biz sizle beraber çalıştık. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyoruz. Festivalde de zaten günlük çıkacak İz Gazete'de 24 Ağustos değil mi? Çıkışlar. 26 Ağustos olacak. İtibaren çıkacak günlük İz Gazete'de bir tiyatro bölümümüz de olacak. Aynı zamanda 13. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın detaylarını, röportajları vesaire oradan da izleyebilir seyircilerimiz. Zaten sen de orada olacaksın. Evet, canlı yayınlar. Ben de yayınlar için orada olacağım ama kamera arkasında olacağım bu sefer. Senin bir de Web TV'de programın başlayacak. Evet. Haftada bir tiyatrocuyu alacaksın. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Heyecan var mı? Heyecanlıyım tabii ki. Çok heyecanlıyım. Umarım başarılı olabilirim. Ya evet, heyecanlıyım. Çok da eğlenceli olacak gibi geliyor. Daha önce yapmadığım bir şey. Ama şu an böyle konuşurken benim yerimde olunca insanlar rahat edebiliyor. Senin yerinde olmayı düşünemiyorum şu anda. Zor mudur? İlk başlarken zordur belki. Peki ama ilk konum belli mi? Hayır. Daha değil. Kimi düşünüyorsun?
bakacağız. Levent Hoca'nın sözünü alabilir miyiz burada? Levent Hoca'nın tabii. Yani onun programı uygun olduğu zaman diliminde Levent Hoca'yla bence konuşuruz. O da destek olmayı ister bence. Konuşuruz bakalım. 5-9 Ağustos tarihleri arasında Seferihisar'da olacağız İzmir TV ailesi olarak. Sizleri de tiyatro severleri orada görmek isteriz. Yayın izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.